Emekliye en 500 TL. Ödemeler bugün başladı. Takvim nasıl işleyecek? Farklar ne zaman hesaplara yatacak? Kaynak takvim, COMSSK ve BA, kuruların temmuz zammının %24.73 çıkmasının ardından en düşük emekli aylığı ödemesinde de artış yapıldı. Taban aylık ödemesini 10.000 liradan 12.500 liraya çıkaracak düzenleme hızla meclise sevk edildi. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde emekliye fark ödemeleri de hesaplara yatırılacak. Peki yeni zam ne zaman yürürlüğe girecek? Emeklilere zamlı ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte tüm detaylarıyla emekli zamları, emeklilerin merakla beklediği haber geldi. En düşük emekli maaşına iyileştirme konusunda yürütülen çalışma tamamlandı. Kararı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Abdullah Güler, emeklilere yapılacak en düşük maaş ödemesinin 10.000 liradan 12.500 liraya yükseltildiğini açıkladı vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin TBMM başkanlığına sunulduğunu belirten Güler, teklifte emeklilere yönelik bu düzenlemenin de yer aldığını söyledi. Nasıl uygulanacak? Güler, meclise taşınan en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemenin hak kaybına yol açmayacak şekilde yürürlüğe alınacağını da ifade etti. Bu düzenleme ile %24.73 zamın yansıtıldığı kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 12.500 liranın altında kalan emeklilere yapılacak ödeme hazine desteği ile 12.500 liraya tamamlanacak. Düzenlemeden sadece zam sonrası kök aylığı ve ek ödeme toplamı 10.000 liranın altında kalan emekliler değil, 12.500 liranın altında kalan emekliler de yararlanacak. 2.500 liraya varan gelir artışı söz konusu olacak. Düzenleme, önce Meclis Komisyonu'nun, ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Meclisten geçerek yasalaşacak olan düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından resmi gazetede yayınlanacak. Kim, ne zaman alacak? Düzenlemenin ay Gita'nın son rakamı 9 olanlar bugün, 17 Temmuz, 7 olanlar 18 Temmuz'da, 5 olanlar 19 Temmuz'da, 3 olanlar 20 Temmuz'da maaşlarını alacak. Sıklılara yapılacak ödemeler 26 Temmuz'da tahsis numarası son rakamı 0 olan emeklilerle tamamlanacak. Ba, kur emeklilerine ödemeler ise 25 Temmuz'da tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan emeklilerle başlayacak. Son rakamı 3 ve 1 olanlara 26 Temmuz'da, 8, 6 ve 4 olanlara 27 Temmuz'da, 2 ve 0 olanlara 28 Temmuz'da ödemeleri gerçekleştirilecek. SSK emeklileri ne zaman alacak? Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar. 17 Temmuz tahsis numarası son rakamı 7 olanlar 18 Temmuz tahsis numarası son rakamı 5 olanlar 19 Temmuz tahsis numarası son rakamı 3 olanlar 20 Temmuz tahsis numarası son rakamı 1 olanlar 21 Temmuz tahsis numarası son rakamı 8 olanlar 22 Temmuz tahsis numarası son rakamı 6 olanlar 23 Temmuz tahsis numarası son rakamı 4 olanlar 24 Temmuz Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar. 25 Temmuz. Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar. 26 Temmuz. Bağkur emeklilerinin maaş günleri. Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar. 25 Temmuz. Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar. 26 Temmuz. Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar. 27 Temmuz. Tahsis numarası son rakamı 2, 0 olanlar. 28 Temmuz. Ne yatırılacak? Emeklilere %24.73 zamla hesaplanan kök aylık ve ek ödemeler yatırılacak. Hesaplara ek zam düzenlemesi henüz çıkmadığı için en az 10 bin lira yatırılacak. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında olanlara 10 bin lira, bu tutarı aşanlara ise hesaplamayla çıkan tutar yatırılacak. Yeni taban aylık ile oluşan fark, düzenleme yürürlüğe girince hesaplarda olacak. Örnek hesaplamalar örneğin, kök aylığı 9500 lira olan emekli, 380 lira, 9500 dinin %4'ü, ek ödeme ve 120 lira tutarında 5510 ek 19 dakika ödemesiyle birlikte 10.000 lira alıyordu. Bu emeklinin kök aylığı %20, toplam 123 lira 32 kuruş oldu. Bu emekliye mevcut düzenleme kapsamında şimdi 12.323 lira 32 kuruş yatırılacak. 12.500 lira taban aylık yürürlüğe girdiğinde, bu emekliye düzenleme resmi gazetede yayınlandıktan sonra 176,78 lira daha ödeme yapılacak. Örnek hesaplamalar. Örneğin, Türk aylığı 7.500 lira olan emekli, 300 lira ek ödeme ve 2.200 lira hazine desteğiyle, 5.510 ek 19 ödemesiyle, birlikte 10.000 lira alıyordu. Bu emeklinin %24.73 zamla yeni kük aylığı 9354 lira 75 kuruşa, ek ödemeli aylığı 9728 lira 94 kuruşa çıktı. Bu emekliye şimdi 10000 lira yatırılacak. Ancak yeni taban aylık uygulamaya alındığında emeklinin geliri 12500 liraya çıkacak. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde emekliye 2500 lira fark ödenecek. SSK ve Bağ, kur emeklilerinin fark tablosu Önceki kök aylık, 7050,00 TL. Ek ödemeli, 7402,50 TL. Yatırılan, 10.000,00 TL. %24.73 zamlı kök aylık, 8793,47 TL. Ek ödemeli, 9145,20 TL. Şimdi yatırılacak, 10.000,00 TL. Yatırılması gereken, 12.500 TL. Fark, 2500,00 TL. Önceki kök aylık 7500,00 TL, ek ödemeli 7800,00 TL, yatırılan 10000,00 ,00 TL. %24.73 zamlı kök aylık 9354,75 TL, ek ödemeli 9728,94 TL. Şimdi yatırılacak 10000,00 ,00 TL. Yatırılması gereken 12500 TL. Fark, 2500,00 TL önceki Türk aylık, 8000,00 TL. Ek ödemeli, 8321,00 TL. Yatırılan, 10.000,00 ,00 TL. %24.73 samlı Türk aylık, 9978,40 TL. Ek ödemeli, 10.377,54 TL. Şimdi yatırılacak, 10.377,54 TL. Yatırılması gereken, 12.500 TL. Fark, 2100.00 TL. Ek ödemeli, 8841.00 TL. Yatırılan, 10000,00 00 TL. %24.73 zamlı kök aylık, 10.602.05 TL. Ek ödemeli, 11.026.13 TL. Şimdi yatırılacak, 11.026.13 TL. Yatırılması gereken, 12.500 TL. Fark, 1.473.8